konuşuyorsun ya sen sabahtan beri? Ne demek lan? Sen kimsin ya? Ne demek sen kimsin? Deniz kim Deniz? Sabahtan beri geldin Deniz, 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 Deniz. Hadi 5 dakikan var bak, değişecek sonra adamlar. Seni bekleyemem. 8 çocuğumun anasını geçen sene hızlı randevu sayesinde buldum. Kaplanı mı hızlı randevu sayesinde buldum? Artık çok mutluyum. Hızlı randevu. Allah senden razı olsun. Evet, geçen sene. Abi 8 çocuk diyorsun, geçen sene diyorsun. 2 bende vardı, 3 onda vardı. 1 tane de yaptım. 8. Kaç tane adam bekliyorsun? Kalk siktir bir. Kalk. Kalk. Senle mi uğraşacağım ben? Kalk, kalk, kalk. Kalk. Deniz, Deniz'e dur bir anlat. Kalk Güngör kız. Ne konuştun siz onunla? Şimdi şöyle ben tabii şimdi maddeden vazgeçemiyorum. En iyisini değil mi dinlemek istedim? Anlat hadi anlat. Çekilir dersen. Al. Allah'ın cezası. Sonra Deniz anlat bunları. He. Tabii ben maddeden çıkamıyorum. Salaksın. Ha. O boş eve bunu bir atacaksın kızı. Kafa çalışmıyor mu sende? Ya ama işte atacağım da ben o maddeyi bir kere seçmişim. Ne yapacağım? Çıkamıyorum ki ondan. Sana olsun ne dedi? Ha, ya yok demedi aslında. Aslında tarzı iyiymiş ama bir söyle içimde hata var. Yok demedi ya, orospu falan demedi aslında. Ama yani mantık olarak iyi bir şey de söylemiş aslında ama yani kelime hoş değil bize göre. Orospu iyi bir şey mi demek anlamadım ya. Orospu iyi bir şey olmayabilir ama. Hayır orospu demek, sen orospu mu demek istedin? Hayır ben sanıyorum. Ha sen demek istemedin. Aslında o da demek istemedi. Yani o aslında böyle daha yani naibe aile adamı şeyindeydi falan. Hayır. Ben biraz lafları oraya getirdim. Ben odama sürekli seks dedim bir kere. Aa. Evet. Bana da yani biz de konuşabiliriz mesela bunları. Seksi mi? Evet. Yok sen çok da iyi değil mi ama yani ne en iyi? Başta konuşmalıyız bence bütün bunları ya. Ne? Burada mı? Hepimizin kafasındaki tabuları bunları yıkmalıyız. Ne dersin? Ne? Bir dakika bir şu şey an. Diyorum. Hemen. Ha, hemen ne, hemen ne, şu ne? An. Masaya mı çıkalım? Hayır seks. Yani konuşabiliriz. Burası bilmiyorum. Tuvalet belki. Aa ama bir dakika sen beni bir dinler misin ya? Bir dakika dinle. Bir dakika dinle beni şimdi. Adamı sürekli mesela dedim ki porno dedim böyle. Aa. Peki porno izliyorum. Peki porno dedim. Ama sen de biraz. Spatula dedim. Bilmem spatula. Kimin birisi yerini spatula sokuyorlar dedim falan. Neler anlattın? Sen ne tarz seviyorsun porno biraz herhalde? Ya ben hayır ben değil ya. Bunlar uydurma aslında. Ben biraz abarttım ya. Sen o kızla ikinci randevuyu ayarladın mı? Ayarladım. Bas geç. Hı. Görecek abi kız. Yani biz daha fişe takmadan ketil almıyoruz. Kafan çalışsın biraz. Sarp'a dedim ki Banu'nun dedim takma götü var dedim. Banu diye biri var dedim falan. Abuk sabuk şeyler. Banu, Sarp ve takma göt kim ya? Takma göt bir de duş başlığı var. O en kötüsü. Duş başlığı. Banu'nun duş başlığını tuttuğunu anlattığını falan. Banu duş başlığı ne yapıyor? Duş başlığınla bir takım yakın ilişkiye giriyor falan dedim. Aa ilgi. Banu kim? Banu ev arkadaşım. Numarası şey. Ya böyle bir şey söyledim mesela. Çocuk aa. Diyor ki eski sevgilim diyor. Eski sevgilim beni diyor bir çocuk için terk etti. Çocuk çok yakışıklı. Ben diyor ki numarası var mı diyorum. Ne kadar ayıp bir hareket. Mesela Banu'yla ben. Yani... Ya hep Banu benden rol çalıyor. Bu nasıl bir iş ben anlamadım ya. Hep o da takma göt. Ne takma götmüş arkadaş? İlla biz de takalım madem göt o kadar önemli. Ha sende de mi var şu an? Ha yok ben. Bir bakarım bir kalkar mısın lütfen? Ben çünkü böyle yapaylıklardan hoşlanmam. Bende göt yok. Varla, nasıl göt? Ha var. Hiç yok. Öyle değil hayır var. Ama biraz gelirken baktım evet biraz şey ama yani hiç yok da denmez o kadar da. Kendini aşağılama lütfen bak kendine bunu yapma Deniz. Lütfen. Benimle kal bana bak. Benimle kal lütfen bana bak. Evet şimdi sakin ol derin nefes alıyoruz. Evet, bir götüm yok. Hayır yapma ama bu squat yaparsın olur. Böyle yani herkes yapıyor ya zaten. Ya ne kadar güzel böyle dedi ki aile kurarız dedi, evlenmeden sevişmem dedi. Ne kadar aslında yani evlenmeden günümüzde kaldı. Sevişmem mi? Ne oldu? Ne anlatıyorsun sen ya? Yani aslında... Ne yapacaksın yani ne olacakmış peki? Ne istiyor herif hayattan ne istiyormuş bana bunu anlatır mısın ya? Öpüşüyormuş, kulak yalıyormuş. Kulak mı yalıyormuş? Hımm. Öyle dedi. Yani... Sen hoşlanır mısın? Belki de bilemedim ki. Ama işte o ters giden olaylar falan, bu huzursuzluk. İşte o arada şey düşündüm. Acaba bu kitap olmasaydı... Ya belki de bu kadar kötü bir buluşma yaşamayacaktık. Ya şu amına kodumun yağına bir bak ya, bakacaksın yani. Çıldırttı beni ya, çıldırtma beni ya. Bak şu ya, bir bak işte ya. Ne oluyor ya, niye bağırıyorsun? Hayır, kızın da haklı olduğu yerler olabilir. Olabilir tabii de bir ya. Sakin ol, lütfen. Tamam. Büyük beyaz sik! Neyelik? Ah, çok özür dilerim. Benim Tourette sendromum var. Özür dilerim. Ne sendrom? Selamünaleyküm. Hoş geldin dayı. Dayı? Nargile yapacaksın herhalde. Bana. Afroditli mi? Naneli. Afrodit ne ya? Nargile. Ha, aa biliyorsun. İyi. Aynen.
Şimdi ben sana şöyle olayları baştan anlatayım. Başka bir sebep için buraya oturduğunu düşünmüyorum. O yüzden baştan anlatmaya başlıyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz tabii Sarp'la karantinada kalmış. Efendim? Adanalı mısınız? Hayır. Allah Allah. Adanalılara böyle benzeyen bir şeyim var. Kavruk bir göz bakış. Yani yüreğinin kavrukluğu gözlerini vurmuş diyebiliriz. Öyle bir kavruk bir bakış. Yani baktığımı yakan bir bakış gibi. Adanalılar öyledir. Seni bekliyorum. Neyi bekliyorsun ya? Ben sana yürüyorum. Aa, hiç tabii. Belli olmuyor ama dayı biraz konuşmuş. Dayı mayı falan. Gözlerin güzelmiş. Teşekkür ederim. Yani. Çapkınsın dayı. Hiç. Hiç mi? Aa, az önce ne yürüyordun ya? Harbi yürüyorum yani. Harbi yürüyorsun. Evet. Hani... Peki balık ettiler mi, kuru göttüler mi? Etkilendik biz birbirimizden, bir yakınlaştık tamam mı? Evet. Ondan sonra yakınlaştıktan sonra ben bana dedim ki biz neyiz ya dedim, biz neyiz, bir adını koyalım dedim. Sonra o da bana dedi ki biz dostuz. Bayağı mı nakoyim işte, benim istediğim de buydu. Neydi? Niye? Çünkü ben seninle başlayayım. Ya dayı duygusal bir şey anlatıyorum, bana bay amına koyayım diye... Bay amına koyayım diye giriyorsun ama, ayıp ya. Adanalılar öyle sever zaten, böyle vurdum mu öyle titretecek. Ben aslında fark ettim. Bir vursana. Bak, şuraya bir vursana. Vur. Ya vur, vur. Nereye gidiyorsun maniküre? O da mı acaba kitap maddesi uygulayır? Müsaade etsene, iki dakika, iki dakika. İki dakika. Deniz abla ile konuşayım, iki dakika. Deniz abla nasıl? Nasıl abla? Aa, İtürk Mustafa mısın sen? Sana ne? Sarp abiyi boş ver ya, canım sıkkın. Dışarıda gördüm seni abla, diye koşarak yanına geldim vallahi. Sarp abi ne yapıyor? Boş ver dedik ya Sarp abiye. Boş ver oğlum abla ya. Git saatle buluş o zaman İtik Mustafa, canımı sıkıyorsun ama. Hayır şey ya, memeleriniz çok büyük ya ondan dedim. Kırdın mı sizi? Hayır, devam et. Evet. Vücudumda başka nerelere baktın? Aslında bakmam. Anladın ama memelerin büyük olduğunu. Yok öyle... Anladın, başka nerelere bak, söyle hadi. Ha? Seviyor musun meme? Ha? Seviyor mu? Uyuttun mu arada? Arasında uyuttun mu? Siz sabah ne yaptınız abi? Anlat. Sarp abiyle ne yaptık? Evet. Sarp abiyle bir şey yapmadık henüz. Hiç. Kulak. Ha onu yapıyormuş galiba ama. Onu yine biz. Bana denk gelmedi. Kendisi izliyor hepsini. Yok, bana yapmadı ama, bana yapmadı. Bize hiçbir şey izlettirmiyor. Amına koyayım ya. Ne yapacaksın? Amına yiyeyim, amına yiyeyim. Alemi yiyor. Öyle derler bizim orada. Hayırdır, ben yiyeyim aslında anladım insan kardeş. Ben Deniz ablayı tanıyorum abi. Ay. Deniz ablayı tanıyorum. Tabii tabii. Biz seni tanıyorum. Ah, pardon da seni tanımıyorum abi. Çocuklar, tamam ben buradayım. Hepinize yeterim. Yani, yani konuşuruz. Abla diyor, Sarp diyor. Ben abla diyorum yalnız abi. Abla yani. Abla. Ha, abla abla bu. Olaya şey girmedin değil. Yani. Senin aramızdaki daha özel dayı. Hadi mi? Evet. Benim Sarp abla, ablayla arası şey. Biz tanışık hemşireyiz. Biz bunlara hatta birkaç sene res ettik. Bizim abi var, Bütük abi. Hiçbir şey izlettirmedi bize ve samimiyetimiz var yani onlar. Şimdi ne yapıyoruz biz? Ya ben istemiyorum mu zannediyorsun ya? Ben de istiyorum tabii ki de ama şu amına gideyim kitabı yüzünden şey yapamıyorum ki. Ben de istiyorum ama kitap yazıyor romantik erkek, romantik erkek. Yani o artık kız üstüne şarabı döktü. Diyor ki gel bana, gel bana diyor. Ben bunları yer miyim ya? Ucuz numaralar bunlar yani. Sen atın hafızı. Deniz abla, telefonda bu da abla. Ben Sarp abi tanıdığım için. Ay Sarp abi kadar. Seni yakıştıramadım onunla yani. Sarp abi aramızda bir şey yoksa. Ben sana söyleyeyim. Aramızda bir şey yok, söyleme Sarp abi şimdi. Bana gitmesi sıkıntı olan. Senin göz atlar gitmiş. Hepsi alkolden. Yok alkolden değil. Neyden? Anladım. Ha sen onu bir... Ama. Ama böyle her gün gördüğünüz, her bulduğunuz içerseniz... Hayır onu demek istememiştim. Neyse özür diliyorum. Hayır. Ya burada kimse kontrol etmiyor mu ne döndüğünü anlamadım ki. Şimdi burası aşırı duygusal olduğu için sana bir kere anlatacağım. Lütfen iyi dinle tamam mı beni? Senin ne işin var? Ne işin var senin burada? Dur demek ne işin var senin burada ya? Ben hızlı randevu burası yani. En iyi konsepti ben. Aşk arıyorum ben, onun için geldim. Sen mi aşk arıyorsun? Ha, aşk arıyorum. Reklamlarını gördüm. İnanılmaz vurucuydu. Geldim.
Sen mi aşk arıyorsun? Ne aşk arıyorum, ne var? Yok ya, ben aşk aramıyorum ya. Aramıyorum, ben pompaya geldim buraya. Buffy Buffy'ye geldim. Sen iyi bilirsin Buffy Buffy'yi, ha? Diyorum ki... Birini tedaviden kaldırayım diyor, ne diyorsun, ha? Birini analogdan dijitale geçireyim diyor, ne diyorsun? Sütten keseyim birini diyor, ne diyorsun? Cam açacak kıvama getirip diyorum. Olmaz mı diyorsun? Hayır mı diyorsun? Ne diyeyim ya? Tam senlik hareketler ha. Ya nasıl benlik hareketler ya? Ben böyle biri miyim ya? Böylesin, evet böyle birisin. Hiç öyle biri değilim. Böyle bir erkeksin, hayır. Erkeksin işte. Ne varmış erkekte? Aklım fikrin neticeni değişti. Skor kovalamaya gelmişsin buraya. Ya sen buraya künefe yemeye mi geldin? Sen de skor kovalamaya geldin. Alakası bile yok. Bir kere burada bir tane dayı vardı mesela. Onunla oturduk, nargile içtik. Dayılara birlikte mı sardın artık? Hayır, geldi, denk geldi yani. Nargile içtik beraber. Nargile mi? Ne nargile? Nargileciydi. Tamam, getirdi. Dışarı çıkıp içtik. Ne var yani? Nargileyle getirmiş. Mi dolaşıyorsunuz? Ya da dolaşıyormuş dayı. Bir tane çocuk geldi, gençten bir çocuk, yakışıklı da. Dedim ki ona taktikler verdim, ha, senin gibi olmasın diye. Ne var be, taktikler ben ne verdim. Ki? Ne yapmışım ya ben ya? Ben de aşkı aramaya geldim yani. Ya benim sen öyle nasıl şeyim aşkı yok arayacaksın ya? Burada bulduğun aşkları evine götürüp tacit mi edeceksin yani, ha? Ne kötü kötü bakıyorsun? En sevdiği şey, oturursunuz böyle karşılıklı korku filmi izlersiniz. O da benim gibi korkuyorsa, koy bir tane kucağına mısırı. Aa, mısırı bulamadım, hay Allah ya. Terbiyesiz herif. Ben o kadar iyi bir şey yapmışım ki seni terk etmekle. Şimdi sen beni terk ettin. Sen beni terk falan etmedin yani. Ben seni kovdum neredeyse evden yani. Ay, ben çok meraklıydım sanki senin o mangal kokan arkadaşlarına. Benim arkadaşlarım mangal kokmuyor, mangal yapıyor. Mangal kokmuşsunuz ama. Beni sinirlendirme bak. Mangal kokuyordunuz, ayrıca bir dedikodum yapıyordunuz. Bunu da çok iyi biliyorum. Senin dedikodunu ne yapalım ya? Senin dedikodunu niye yapalım ki? Arabanın ağzına sıçmıştın hatırlıyorsan. Motorunu parçalayıp, motorunu yere indirip motoru yerde yakmıştın. Bu nasıl olabiliyor? Ben zaten bunu anlamadım. Çok iyi yapmışım. Ne demek çok iyi ya? Ya madem arabadan anlamıyorsun, o zaman arabadan anlamıyorum de. Yalancısın sen çünkü. Ben mi yalancı? Ben yalancı. Evet, ben mi yalancı? Evet, sen. Ben miydim peki motoru olmadan motoru varmış gibi böyle böyle bir deli ceket giymiş böyle böyle yürüyen bir kaskını takmış. Sadece kaskını, bir de o kasa dayak yedin, çok da iyi oldu, oh canıma değsin. Ondan sonra öyle gelen ben miydim? Yok, zombilerle savaşmayı biliyormuş. Bok biliyorsun zombilerle savaşmayı. Zombi diye sen bir şey nereden yok biliyorsun dedi, sizi anlatamadım. Yoksa o zaman ne biliyorsun? Ne diyorsun o zaman ben biliyorum da. Bana ya bırak, bana bırak, bana bırak, bana bırak. Ne yapayım sana zarar insanlar versinler ama. Bana zarar vermiyordu onlar. Ondan bir kere zaten oyuncuymuş insanlar. Ama nereden bilebilirdik ki bunu? Şeyli, zombi gibi karton, verdi. Karton sopalarla adamları kafasına vurdum. Vurma dedim, bir dertleri karton var dedim. Sor dedim, resmen bir dertleri tüptü, var dedim. Tüptü. Tüp gerçekti bir de. Evet. Acaba ne oldu teyzeye, biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ben değilim yani yalancı, sensin yalancı. Peki, peki şeye ne diyeceksin? Rakı içmeyi bilmeyip de bana rakı adabı öğretmeye. Yo, biliyorum ben rakı içmeyi. Nasıl içiliyor rakı? Bardak. Bayağı içim. Ha? Bayağı. Nasıl? Önce ne koyuyorsun? Rakı koyuluyor tabii Sarp önce. Sonra? Su. Sonra? Buzlu içiyorsan buz. Buzsuz içiyorsan? Buz. Koymuyorsun. Peki diyelim şalgam var yanında o zaman. Şalgamı ayrı içiyorsun zaten. Evet, bir şeyler öğrenmişsin sen de. İyi, sen de unutmamışsın ama yani. Diyorsun öyle, bilmiyorsun diyorsun ama unutmamışsın. Ayrıca eğlenceliydi. Bayağı da sarhoş olmuştuk yani. Evet, ben de biraz hatırlamıyorum yani. Çok da güzel laflar söyledim. Evet. O gece. Bir şeyler söyledim. Çok da güzel laflar söyledim böyle rakı. Nasıl bir tane vardı onun. Böyle tutuyorum rakıyı. Herkes kaybettiği kadar içecek. Bu masadan en son sen kalkacaksın. Da koyuyorsun. Ben seni seviyorum. Sarp. Deniz. Lütfen. Sen gittiğinden beri sadece seni düşünüyorum. Hatta
Hatta buraya da belki böyle kafa dağıtırım diye gelmiştim ama... Burada resmen sana daha çok bağlandım. Belki saçma gelecek ama... Gerçekten öyle. Böyle her gülüşümde... Senin gülüşünü hatırlıyorum. Sanki her gözyaşı senin yeşil gözlerinden akıyor gibi. Deniz, hani... Hani insanın hayatında bazı şarkılar olur. Mutlu olduğunda sürekli dinlemek istersin. Hatta dinlemesen bile kulaklarında çalar. Mesela patronun gol şarkısı gibi. Sen benim golümsün demiş. Sen mutlu olduğumda kulaklarımda çalma şarkısı. Hani böyle çocukların ellerinden oyuncaklarını alırlar bazen. O çocuk o zaman çok ağlar. Ama şımaramaz çünkü çok mutsuz olduğu için. Hatta böyle yeni oyuncak alır. Kaybettiği oyuncağının yerine koymaya çalışır onu. Olmaz. Hatta bu yeni aldığı oyuncağı eski oyuncağının adını koyar. Onu öyle yaşatmaya çalışır. Ama beceremez ya. İşte ben o çocuk gibi hissediyorum ben. Senden vazgeçemiyorum. Sen... Hiçbir şeyi senin yerine koyamıyorum. Sen... Seni çok seviyorum. Döner misin?